Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidentinin tarixi səhvi şübhəsiz ki, cavabsız qalmayacaq. Türkiyə Böyük Millət Məclisində də bu məsələ müzakirəyə çıxarıla bilər. Qars millət vəkili Profesor Yunus Kılıç Bidenin qalmaqallı açıqlamasını Real TV-yə şərh etdi. Peki nedir bugün yapmak istedikleri o zaman Amerika'nın? Öncelikle bunu iyi anlamamız lazım. Yani şu anda yapılan kimin işine geliyor? Özellikle bu bölgede özellikle komşumuzla olan şu anda sınır bir takım sebeplerle sınırımız olan işte Rusya'yla, Azerbaycan'la, Türkiye'yle, Ermenistan'la, İran'la hemhal olduğumuz bir bölgeden bahsediyoruz. Amerikan 12 bin kilometre uzakta olan bir devlet. Ne işi var burada? İşte Türkiye'yi karıştıramayacağı, Azerbaycan'dan beklediklerini bulamayacağı, Rusya'yla zaten yıllardır, yüzyıllardır yaşamış olduğu şeyler ortada. Oralarda başka bir destek, medet bulamayacağını gördüğü için son zamanlarda Amerika ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Ermenistan üzerinden yine bu coğrafyayı karıştırma arzusuyla hareket ettiğini biz biliyoruz. Biz bunu görüyoruz. O yüzden Ermenilere de bir faydası olmayacak bu tutumdan dolayı öncelikle Biden'ı Amerika'ya yakışmayacak, dünyaya liderlik etmeye çalışan bir ülkeye yakışmayacak bir lider olduğunu hepimizin görmesi ve kabul etmesi lazım. Ne yazık ki Türkiye daha önce de bu tür söylemleri sarf edeceğini düşündüğü birçok liderin sonunda bunu yapmadığını, aklı kemalle hareket ettiğini biz gördük. Bu bölgedeki ilişkilerimizin Ermenilerle biliyorsunuz yaşanan bu Karabağ Savaşı'ndan sonra ve Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları katledilmiş ve insanları boşaltılmış olan toprakları haklı bir mücadeleyle kazanıldıktan sonra ve Rusya'nın da Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da Ermenistan'ın da ılımlı yaklaşımlarıyla belli iyi bir noktaya gideceği de ortadayken böyle bir açıklamanın kimseye faydası olmadığını görmemiz ve kabul etmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda sessiz kalması, duyarsız kalması, herhangi bir refleks geliştirmemesi düşünülemez. Tabii biliyorsunuz salı günleri bizim Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulları çalışmaya başlar. Ve o gün ben inanıyorum ki meclis başkanlığımızın girişimiyle ve bütün partilerin katılımıyla bu topraklarda yaşayan, bu bayrağın altında kendine bir gelecek kurgulayan, vicdanı olan ve geçmişi bilen, özellikle ben Kars milletvekiliyim. Doğu Anadolu'da, Van'da, Erzurum'da, Kars'ta, Muş'ta, Ardahan'da, Iğdır'da yaşanan zulümleri bilen, hala her yıl gidip toplu mezarlar açtığımızı gören, Türkiye'deki hiçbir tarafın kayıtsız kalmaması gereken bir tavır, bir deklarasyon, bir sunum ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Salı günü inşallah meclis gerekli tepkiyi en üst seviyeden gösterecektir. Qeyd edelim ki, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aprelin 26-sında Nazirlər Kabinetinin toplantısına katılacak, müzakirə ediləcək əsas mövzulardan biri de məhz Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidentinin 1915-ci il hadiselerini soyqırım adlandırması olacak, Türkiye Prezidentinin toplantının ardından mətbuata açıqlama verəcəyi gözlənilir.